manyak tatlıyı tadından yenmeyen bir kadro kurdu. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emiz Kamalak. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Söz verdiğimiz gibi biliyorsunuz 3 forvet dizilişinde nasıl katlı kurulur ufak tefek göstermeye çalıştık. Ve çift forvetçiler dedi ki çift forvette de katlı kurar mısın dedi. Ben de tamam kurayım dedim. Hangi hesaptayız arkadaşlar? Bu hesap Ahmet Karahan abimin kendisi oyunu bırakacağını söyledi. Hesabı da bana saldı. Yani ücreti mukabilinde hesaba çöktük arkadaşlar. Çok şükür. Burada kendisine de sevgiler. Çok esma çok. Ben de bu hesapla ne yapacağım? Nereme şaka. Bu komik değil mi? Komik mi bu ya? Komik değil mi bu? Ahmet Hoca bak gülmedi, adam sırıtmadı bile. Hakikaten bu komik değil mi? Şaka, sadece şaka. Arkadaşlar biliyorsunuz arkadaşlık maçı daha gelmedi. Bu yüzden de büyük ihtimalle haftaya falan derece maçları gelir. Ve ben de bu hesapla derece kazdım. Diğer hesabım daha iyi ama o hesabı ben çalışlarda kullanıyorum. Daha çeşitli bir kadrosu var. Bu hesapta gariban işi, tatlış, müthiş bir kadro. Sağlam oyuncular da tabii ki de var. Bu hesabı da derece hesabı olarak yapacağım. Ha, Tolga ile videolar bir süre gelmeyebilir. Dediğim gibi ama çok istiyorsanız Tolga ile FIFA videosu da çekebiliriz. Neyse uzatmaya gerek yok hocam. Öncelikle mantığımız ne? Çift forvet. Alıyoruz hocam. Nereye geliyoruz hocam? Dizilişi değiştir. 4-3, 1-2'ye çektik. Çektik koyduk. Bunun üzerine arkadaşlar hocamızı değiştireceğiz. Şimdi hocamıza baktığımızda hepsi 50 zaten. Bu ilk hoca, bu hikaye. Gidiyoruz. Neye göre nasıl hoca almamız lazım ondan bahsediyoruz. Arkadaşlar şunu söyleyeyim ben size. Oyun PES 21'e göre bir tık daha yavaş olduğu için, daha gerçekçi olduğu için bir tık insanlar ağır kaldığını hissediyor. Bu yüzden de top çevirme oyunlarında insanlar tıkanabiliyor. Bu yüzden yapmanız gereken şey ne? Hızlı kontratak hocası alabilmek. Mesela Roman alıp hızlı kontratak oynatabilirsin. Ama 65 oynar. Ama şuraya baktığınızda Zeyser hızlı kontratakta en iyi oynar. 87 oynuyor. Yani 87 oynatıyor. Kendi oynamıyor. Mesela bu Zerbi top çevirmede daha yüksek. Top çevirme hocası alıp da hızlı kontratak oynatayım derdine düşmeyin. Aldığınız hoca oynatacağınız futbola daha yatkın olsun. Yine tabii ki değiştirebilirsiniz. Hocam Allah izin verirse hemen kulübümüzü aldık. Jürgen Klopp, seviyorum seni kral. Hocam yılın loser'ı da oldu. Kurban oldu. Yapacak bir şey yok hocam. Yapacak bir şey yok. Şimdi seni ama ben Liverpool'dan en az bir şampiyon bekliyorum. Ya ligde de City çok daha yolda Haaland almasıyla beraber ama bekliyorum bir şeyler ya. Şöyle menajeri değiştik dedik arkadaşlar. Üzerine Zeyser'e tıkladık. Onayla dedik. Tamam. Takım oyun tarzını da alıyoruz abi. Ne yapıyoruz? Nereden bu? Nerede bu? Evet. Takım oyun tarzı hızlı kontratağı çektik. 82'ye çıktı. Şimdi oyuncağımızı yerleştireceğiz arkadaşlar. Sırala. Genel derece ben birkaç oyuncumuzu boş bıraktım. Birkaç tane oyuncu sildim hızlı olsun diye. Onları da fullleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi Ronaldo kardeşim var. Santfor'da. Rummenigge var. Rummenigge hala müthiş iş yapar. Tabii ki de siz oyuncu değiştirebilirsiniz. Şöyle Ronaldo'yu alalım abi. Katloyu bu şekilde kuralım. Üzerine Ekan Bahar aldık baba. Casillas çok fazla öldükleri için bu kadroda Casillas'ı kullanacağım. 97'ye kadar çıkıyor ikon kartı. Bu kaça kadar çıkıyor bilmiyorum. Kendi gözümüzle göreceğiz arkadaşlar. Sol beke Legend Carlos alabiliriz abi. Tamam. Şöyle geldik. Üzerine kim alırız? Hocam Torres yedeklere alınır. Torres'i de aldık. Iniesta alınabilir buraya. Direkt gördüklerimi alıyorum arkadaşlar. Ronaldinho'yu aldık buraya arkadaşlar. Cruyff'u kesinlikle yedeklere alıyoruz arkadaşlar. Sandford almamız daha devam ediyor. Van Basten'i alabiliriz. Ama benim burada bir oven'um olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Burada Cafu'yu alayım. Salih Mitsic de iş yapardı. Cafu daha mantıklı. Hani onu da alır oynatırım zaten. Üzerine şöyle baktığımızda Lizarazu da oynar. Ama şu an koymaya gerek yok. Önceliğim ilk 11. Tamam mı? Şimdi ne yapacağız? Baba ne yapacağız? Oven. Gel baba buraya. Burada Puyol'da oynatabilirsiniz Maldini'de. Fakat arkadaşlar Campbell'ın bu kartı yok ediciye dönüşmüş. Normalde oyun tarzı yoktu. Haberiniz olsun, yok edici olması müthiş bir detay. Üzerine hocam bir de şöyle Puyol'u alalım. Yedeklere koyalım hadi. Onun üzerine şey var mı? Göbek yedeğimiz, kanat yedeğimiz. Salih Mitsic oynatılabilir ya. Göbekte de iş yapacağı için Joker oyuncu olarak oynatırız. Sağ bekte de oynatabiliriz. Şöyle bakalım. Forlan alınabilir de. Forlan'dan önce ben niye oraya gittim lan? Beckham vardı. Beckham'a bakmam lazım. Evet. Beckham babayı da aldım, koydum. Bir de kaleci yedeği mi koysak? Santifor yedeği de koyabiliriz. Kaleci yedeği de Messi'yi de alabiliriz aslında ama Messi'yi bu dizilişte sevmediğimi baştan beri biliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden ne yapalım abi? Bir tane kaleci yedeği çekelim. Ya da vazgeçtim ulan. Santifor alıyorum. Santifor aldım abi. Bunu da şöyle koydum. Şöyle yaptım. Şöyle yaptım. Tamam. Direkt şimdi kadromuzu kurduk. 79 oldu. O zaman gidelim. Bu oyuncuları fullleyelim. Oynat bakalım. Geldik baba takımımıza. Oyuncular dedik. 388 oyuncumuz var. Şöyle olması daha iyi. Sırala takım
Takıma göre yok mu ya? Takıma göre yok. Bunları tek tek bulup yapacağız. Tamam. Ronaldo abi. Ronaldo babayla başlayalım. Bir Ronaldo'yu fullleyelim. Önce ne yapıyoruz? Seviye antrenmanı. Elimizde niye DP yok? Evet, ben oyuncuları silmeyi unutmuşum arkadaşlar. Silip geliyorum. Oynat bakalım. Evet arkadaşlar, oyuncuları sildik fakat videoya uzun bir ara vermek zorunda kaldım. Çünkü arkadaşlar aşağıdan yeni taşındığım evde Remzi Kamalak, Remzi Kamalak, Remzi abi gibi sesler geliyordu. Çıktım pencereye baktım 4-5 tane kardeşim Instagram'da attığım hikayeden evimin adresini bulmuşlar. Ondan sonra sitenin önünde bağırıyorlardı. Ben de yanlarına indim, bir yarım saat bir saat muhabbet sohbettik, fotoğraf falan çekildik. Pırlanta gibi çocuklar, buradan kendilerine de selam olsun. Benim için de mutlu bir an oldu. Ondan sonra şimdi videoya ara verdiğimiz yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık hocam? Çok da hatırlamıyorum. Ne yaptım lan ben? Ha, oyuncağı fullleyecektik şimdi. Iniesta'yı fullledim arkadaşlar. Şimdi Messi'den devam ediyoruz. Iniesta'ya da bir görev vardı, bir oyuncuyu fullediği. O yüzden fullledim. Şuna bak. 82 tane DP 10.000. 4.000 olan 66 tane. 1000 olan 74 tane. 100 olan da 17 tane. Şöyle arkadaşlar, ben şöyle fullliyorum genelde. Bak 4 de fullleniyor. Ama burada 4'ünü fazla harcamaya gerek yok. Bak bir tane bundan tıkladım. Bir tane bundan tıkladım. Bitti. Tamam. Yani az olanları da kullanın bu şekilde. Haberiniz olsun. Ondan sonra geliyoruz baba. Oyuncu ilerlemesine. Burada Messi babama da şey yapacağız. Önce arkadaşlar takım ustalığına dikkat edin bak. Bunu bazen yapmıyoruz, unutuyoruz. Yalan oluyor hepsi. Bu çok önemli. Önce bunu yapın. Anneanne çift forvet katta kuruyoruz. Ben şu an Messi'yi niye fulledim? Neyse canım sağ olsun. Önerilen dediğimiz arkadaşlar öneri olarak ideal şeyler veriyor. Baktığımda çok absürt şeyler verdiğini görmedim ama sen değiştirebilirsin. Mesela örnek veriyorum. Hani Messi'nin pasını eksiltip şutuna ekleyebilirsin. Duruma göre kendine kalmış ama dediğim gibi uğraşmak da istemiyorsan önerilen yeterli oluyor. Tamam, geri diyelim abi. Cruyff şart bizim için. Cruyff'u da fullleyelim. Hadi şöyle aldık. 4'te fullleniyor. 3 böyle bundan kullandık. Tamam, fullendi baba. Tapa sağlam, güzel. Geri geldik. Oyuncu ilerlemesi dedik abi. Oyuncu ilerlemesindeki takım oyun tarzı, hızlı kontra atak, biliyorsunuz bunu hocaya uygun yapmamız gerekiyor. Çok önemli, hocayı da ona göre almanız gerekiyor. Cruyff'u severim baba. Önerilenlerde ne vermiş? Mesela şutu, pası vermiş, top sürmeyi vermiş. Ben top sürmeden ziyade arkadaşlar burada alt vücut, yani Cruyff'u bir tık hızlandırmak istiyorum. Onun dışında da çok da dokunmam gereken bir durum değil. Cruyff 96'ya kadar çıktı. Elimize kolumuza sağlık. Geri diyelim abi. Ronaldinho'yu da yapmak istiyorum. Seviye antrenmanı. Güzel, iki OSM'imizi yapmış olduk. Burada 4 3 1. Bir de bunları kullan. Bir tane. 9 10 11 12 13. 13 tane kullandık. Tamam. Tamam. Baba bunu da hallet. Bunu da fullledik. Hemen oyuncu ilerlemesine gelelim. Siz kimleri fullediniz, kimleri yaptınız yorumlara yazın. Ben bu işi çok sevdim abi ya. Koşuma gidiyor. Tamam. Ronaldinho'yu da baba yükseltelim. Top çevirme oyunda zaten 80'miş. İş yapar. Önerilenleri verdiğimizde baba. Pas verme. Ronaldinho pas verir de top sürmeden ziyade Ronaldinho'yu ben şut vermek istiyorum ya. Kıraklıktan ziyade bir tane daha şut. Çünkü Ronaldinho'yu uzaktan deniyorum bazen. Şutunun iyi olması benim için çok daha iyi diye düşünüyorum baba. Yaptık her şeyi. Tamam. Ronaldinho babayı da aldık. Onun üzerine Ronaldo'yu da fullemek istiyorum abi. Ronaldo'yu fullleyelim. Santforumuz çünkü. Rashford'un yerine artık Ronaldo oynatıyoruz. 4, 3. Tamam. Direkt mi oluyorsa? Ha, bak bu da oluyor. Yani siz burada 1000 yerine 4000 kullanıyorsunuz. 3000 boşa gidiyor. Şöyle. Bak mesela şu an 4 tane 100 kullandım. Ne oldu? 400 kullanmış oldum. 600 da oradan kara geçtim. O yüzden en düşükleri kullanmaya dikkat edin arkadaşlar. Genel olarak seviye antrenmanı sıfırlamadık mı? Bir tane mi eksik kaldıydı Allah'ım? Bir tane mi eksik kaldıydı? Oyuncu ilerlemesi. Şimdi kankim Ronaldo babama. Of this competition that has not gone away. You've had a great year. Because I move from I was 9 years in Real Madrid and to move to Italian league. Şutu 3 yemek, ben Ronaldo'yu hızlandıracağım ya. Kıraklıkta ofans hakkında hızlanma denge de var da. Mesela hava gücüne gerek yok çift forvette. Niye? Çünkü arkadaşlar çift forvette kafa çok fazla işe yaramıyor. Alt vücuda ekle, Ronaldo'yu hızını arttırmış olalım yani. Güzel, böyle de güzel. Öyle de güzel, böyle de güzel. Beckham var. Zico şey, şimdilik kalabilir arkadaşlar. Zico birinci tercihimiz değil. Geldi 1, 2, 3, 2, 1, 1. Öyle 5, bitti, tamam. Gel abi. Alalım mekan bari, oyuncu ilerlemesi de yapalım. Takım oyun tarzı. Hayda, Ronaldo'ya bir hızlı kontra atak verdik herhalde. Allah'ım ne olur vermiş olalım ya. Bak bak, kafam karıştı. Arada ben de unutuyorum abi. Ne 3
4 kullanmıyormuş. Alt vücut gücü, hava gücü, savunma. Okey, yeterli. Beckenbauer çok fazla ilerlemiyormuş arkadaşlar. Oyuncu ayrıntıları şuna bakalım. Bak hızlı kontra atak 70. Unutmuşum gördün mü? Neyse sıkıntı yok. Bak bu büyük ihtimalle işte maçlarda ilerleyecek, etkinlik maçlarında. Çünkü geri dönüş olmaması o kadar mantıksız ki. Diyorum ya bak ben de unutuyorum. Bak Ronaldo'ya bak çok büyük hata yaptım şu an. Gerçekten o kadar fazla hata yaptım ki şu an. Moralim bozuldu. Tamam, oyuncu ilerlemesi. Hızlı kontra atakta 4 tane verdik. Bu Casillas garip gibi 97 oluyor. İkon kartı oluyorlar. Bende ikon Casillas vardı. Legend'a dönmüş ama. Hava gücüne gerek yok abi. Bir de bunu 4-4-4 yapak. Tamam, 3 kaleciliğine de 4-4-4 verdik. Güzel, 95'e kadar çıktı. Şeyde de zaten 97 olur. Öyle düşünüyorum. Geri. Vieira'ya tıkladık abi. Seviye antrenmanına geldik. Tamam mı? 3-1-1. Güzel. 3-1-1. Bir arayı da fullledik abi. Geldik. Oyuncu ilerlemesi. Neyse bir Ronaldo hala şu an aklımda. O kadar moralim bozuldu ki. Arada olabiliyor. Yapacak bir şey yok baba. Bizim de şeyimiz oluyor yani unutmuşluğumuz. Şöyle pas ver. Ya Vieira'da pas sürmenin önemi yok abi. Şut at, bas daha yanas. Top sürme. Vieira ile çok fazla top sürmem de. Savunma artı 5 mi? Savunma fullenmiş zaten. Hava gücü. Hava gücüne çok gerek yok. Ne yapacaksın abi? Kıraklıkta ne var? Ofans sonra hızlanma denge. Denge güzel olsun. Kalbi sakat olmasın arkadaş. Rahat olun. Çincik tamam. Vieira'yı da hallettik. İlk 11'i şimdilik halletmeyi düşünüyorum. Bunun üzerine Rummenigge mesela. Oğlum en azından Rummenigge var ha. Arkadaşlar Haaland da oluyor. 98 oluyor. Haaland'ı da yapın ha. Haaland da çok mantıklı. Tamam. 3-1-1 abi. Bunu da kullandık. Daha bir sürü diplerimiz var. Oyuncu ilerlemesi. Buna hızlı kontra atağı. Uygun yapalım. Tamam. 99'a kadar çıktı baba. Allah bereket versin. Bu ilerlemeyi geri alma olsa keşke. Pas vermeye gerek yok Rummenigge'de. Şutu zaten tamamdır. Top sürme. O kadar fazla vermeye ne gerek var ki? Ya sıkı top tutması zaten Rummenigge'nin iyi. Eyvallah. Hava gücüne de gerek yok. Alt vücut gücü hız güzel olabilir abi. Bunun yerine şuta bastık abi. Tamam. Böyle daha mantıklı. Yani benim için Rummenigge'nin hızı ve şutu yeterli abi. Çok ben top tutan birisi değilim zaten Rummenigge'yle. Şimdi şöyle geldik. Gerrard'lar bir de. Gerrard'a gelelim. Gerrard'da neyi lazım bize? Ama bundan önce Gerrard'ı bir fullememiz gerekiyor. Seviye antrenmanına. Girelim abi. 1-2-3-4. 3-1-1-1-1-3 tane. O da güzel abi. O da güzel. Geri geldik abi. Oyuncu ilerlemesi. Gerrard'ı kullanırım. Iniesta'yı kullanırım. Hani şeyi kullanırım. Beckham'ı kullanırım orta sahada. Matheus çok da iyi gelmemiş bu dönem. Matheus'u belki kullanmam. Ama deneyeceğim. İlla deneyeceğim. Pas sürmesi tamam. Top sürme tamam. Kırallık alt vücut. Şut gücü hız dayanıklılık. Okey. Hava gücüne gerek yok baba. Gerrard'a bir tık daha defansif verebiliriz aslında. Şut verelim ya. Ofansif olsun. Defansif de güzeldi. Vieira'ya yardımcı olur anlamında. Ama ben böyle tercih ettim. Beckenbauer'ı koyduk. Şimdi ne kaldı abi? İlk 11'den. Kaleci var. Bir stoper var. Bir stoperimiz eksik. Sağ bek, sol bek eksik. Ondan sonra SF koyabiliriz. Carlos alalım abi. Sol beke de Carlos babayı yapıştıralım. 3-1. Ne olur bu biz fazla olabilir. Aynen gördün mü bak. Şu an 3000 kâra geçti. Bu şekilde arkadaşlar fazla kullanmayın. Ya buna tekrar diyorum dikkat edin. 1-2-3 tamam. Bunu da verdik abi. Onayla tamam Carlos da peki. Şöyle geldik. Pas verme, top sürme, alt vücut gücü hıza vermiş baya. Hava gücünü belki kanada top atarlar kalsın. Savunma 3. Baba alt vücut gücünden ziyade bunun savunmasını artıralım. Top sürmesini alıp bunu da savunmaya vermek istiyorum. Aynen. Çünkü Carlos'un defansif özelliği çok çok da iyi değil yani. Mesela örnek veriyorum geçen yıl Davis kadar. İyi değil. Bu yüzden böyle mantıklı oldu. Baba Maldini de alabiliriz. Torres'i yapacağım. Cafu'yu. Yani Cafu Torres'ten sonra ilk 11 hemen hemen bitmiş olacak zaten. 1-2-3-2-1-1-2-3-4-5. Tamam. Baba Cafu'yu da fulle. Gel Cafu. Bu Cafu Legend'dan dönme Cafu zaten ama her türlü işi yapar. Oynatılır. Aslında Albert Ferrer var. Albert Ferrer için top açılımı yapılır da gerek yok şimdilik. İlk haftadan da top açılımı yapmak da yorar be adamı. Yorar. Acelemiz yok. Bir oyunu kavrayak. Ki zaten şöyle Albert Ferrer benim zaten diğer hesapta var. Nasıl oynadığını merak edenler varsa o hesapta oynarız. Cafu'nun pas vermesi hava gücünü defansa savunmaya veremiyoruz. O zaman
Böyle standart kalması daha mantıklı. Savunma zaten artı 4 kabul ediyormuş yani. Kafu hocam bunu da yaptık. Bir de Torres babayı yapalım. Seviye antrenmanı. Tamam. Şöyle Torres babamızı da yapmış olduk. Oyuncu ilerlemesini de alalım. 1, 2, 3, 4. Hayyyy iptal. Tamam baba, Torres'i aldık. Şimdi Ronaldo yerine Torres oynatırız her türlü. Oyuncu istatistikleri. Baba şut çağı 4, top sürme 3. Hava gücünü gene iptal ediyorum çünkü bu dizilişte benim ihtiyacım yok. Hava gücüne, Torres'in kafa vuruşuna ihtiyacım yok. Alt vücuda 4 yaparsak, bir de top sürmeye verirsek tamam. Bence Torres gayet mantıklı, gayet hoş oldu. Arkadaşlar her detayı düşünüyorum. Genelde benim oynatacağım dizilişe göre ben yapıyorum bunları. Campbell kardeşimi yapmadık. Campbell kardeşimi da yapalım hadi. Tamam. 2-2-1 de Campbell'a verdik baba. Campbell. Oyuncularımız. Aa, Owen da varmış. Owen sonra yapacağım. Campbell'dan sonra gideceğim, katlıyı kuracağım. Tamam. O da güzel. O da güzel baba. Oyuncu istatistikleri. Pas vermeyi boş ver ya Campbell'da. Hava gücünü ekle. Okey. Kenardan gelen toplara hani bir tık daha faydalı olur. Tamam. Geri diyoruz abi. Bütün oyuncuları hani neredeyse ilk 11'i şu an kurmuş bulunuyoruz. O zaman arkadaşlar hazır mısınız? Otomatik seç. Abi buraya Cruyff görmüş, koymuş. Tamam mı? Dur. Ronaldo baba gel. Gel abi. Dur şöyle. Ronaldo 99 olmuş. Niye 99? Çünkü Ronaldo'ya şey basmadık. Oyun tarzı basmadık ama sırıtmaz orada. Oynar her türlü. Başka bastığımız oyuncumuz var mı? Sırala. Takım oyun tarzı ustalığına göre sırala. Tamam yok. Baba 100'ü bulduk. 69'dan 100'e kadar çıkardık. Kaptı ateş ediyor. Daha güçlendiririz. Şöyle daha mantıklı bence. Cruyff'u buraya aldığımız 99 mu oluyor? Böyle manyak harikulade bir katlı oldu. 95'te o oluyor. Haaland da oynatılır her türlü. Ama şimdilik bizim ilk 11'imiz bu şekilde oldu. Manyak, tatlı iş, tadından yenmeyen bir kadro kurduk. Bu kadroyla da ilerleyen zamanlarda maçlar gelecek arkadaşlar önümüzdeki videolarda. Şimdilik bu kadar yeter. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.